Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Odin'e teknoloji halk arzını inceleyeceğiz. Detaylarına bakacağız. Öncelikle halk arzın detaylarını inceledikten sonra finansallarını inceleyeceğiz. Ucuz mu pahalı mı diye bakacağız. Ardından ben katılacak mıyım katılmayacak mıyım bunları tek tek ee, sizlerle birlikte konuşacağız. Videonun sonuna kadar ad, adım adım izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi analize başlıyorum ben. Başlamadan önce siz şöyle hızlıca bir kanala abone olun. Ben hemen başlıyorum arkadaşlar. Haydi gelin birlikte bakalım. Evet kanala abone olduğunuzu düşünüyorum ve ardından sunum moduna geçiyorum. Başlıyoruz. Odin'e teknoloji halka arzı talep toplaması 13, 14, 15 Mart tarihinde. Bireysele eşit dağıtım arkadaşlar. Full eşit dağıtım değil. Bireysel yatırımcı eşit dağıtım. 30 TL'den satışa çıkıyor. 44.2 milyon not satılıyor. Toplam 1.3 milyar TL'lik büyük bir halka arz. Yani son halka arzlara baktığımızda büyük de diyebiliriz. Orta büyüklükte de diyebiliriz. Onu da söyleyeyim. Detayına baktığımızda T1 ve T2 bakiye ile katılamazsınız. Yani elinizde bir hisse senediniz var bunu sattınız. Şu an artı 2yi bekleyeceğiniz tarihteki o görünen bakiye ile katılamıyorsun. 2. Katılım endeksi hassasiyeti olan yatırımcı için uygun değil. Katılım endeksi yani faiz hassasiyeti olan yatırımcı için uygun değil. 3. Nasıl başvuracaksın? Ee, başvurabileceğin aracı kurum ve bankaları söyleyeceğim birazdan halk arz bölümünden başvuracaksın. Yani normal hisse senedi alıp satıyormuş gibi değil. Halk arz bölümünden. Tamam? Devam edelim. Baktığımızda talep toplamasına dediğimiz gibi 13, 14, 15 Mart'ta Yıldız Pazar'da işlem görecek. Aracı kurum konsorsiyum lideri Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası görünüyor. Nerelerden başvurabileceğinizi söyleyeceğim. Merak etmeyin, izlemeye devam edin. Taahhütlere baktığımızda arkadaşlar 15 gün boyunca bürüt halka gelirinin %20'si ile fiyat istikrarı taahhütü var. Bir. İkincisi satmama taahhütü var. Yani bu satmama taahhütü seni ve beni bağlamıyor. Yani bizlik bir mevzu değil. Bir yıl ihraççı ve bir yıl ortaklar için. Ve son olarak halka açıkı konuda %40 olduğunu buraya girmişiz. Dağıtım oranlarına şöyle bir bakalım. Bireysel eşit dağıtım demiştik ama ne kadar? Yurt içi bireysel yatırımcıya yani sana bana 26 mil, 26 milyon lot ayrılmış. Toplam lot sayısının %60'ı. %35'i yurt içi kurumsala bu yatırım fonlarına vesaire portföy firmalarına diyelim. %5'i de yurt dışı kurumsal tarafa. Bu %35 ve %5'lik kısma gerekli talep gelmezse bu yurt içi bireysele kay kaydırılır. Ama genellikle buralara talep geliyor arkadaşlar bilginiz olsun devam edelim. Kaç lot düşere gelelim? Şimdi kaç lot düşere gelmeden önce arkadaşlar biz kanalımızda her akşam halk arzların analizlerini yapıyoruz. Sadece kime? Halka arz katıl üyelerine özel. Siz de katıl üyesi olmak istiyorsanız kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonu üstünden aylık üyeliği satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi son dönemde 3 milyon civarlarında bir katılım görüyoruz e, ee, halk arzlara. 3.3 milyonluk bir katılım gelse 9 lot 270 TL. Fakat bu katılım endeksinde değil. Biraz katılım endeksinde olmaması kaynaklı faiz hassasiyeti bulunan yatırımcı katılmayacak bu tarafa. Bu sebepten dolayı biraz daha fazla olabilir. Yani max, maks, maksimum 400 TL'yi bağlamanız yeterli. 400 TL'nin üstünü bağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Boşuna bağlamış olursunuz. Bilginiz olsun. Gelelim. Nerelerden başvurabilirsiniz veya başvuramazsınız. Başvuramayacağınız yerleri söylesek daha mantıklı. Katılım endeksinde olmadığı için otomatikman katılım bankaları yok. Yani Kuveyt Türk yok, vakıf katılım yok, ziraat katılım yok. E, strateji menkul yok albaraka Türk yok finans Türkiye finans yok büyük bankalardan atbank yok mesela onun yanında bul buls yatırım menkul değerlendiği bir firma da var Bu da yok geri kalan hepsi var yani büyük bankalar arasında benim gördüğüm bir atbank yok geri kalan hepsi var neden halka arz oluyor şimdi neden halka arz oluyor kısmına bir bakalım fon kul fonun kullanım yeri Arkadaşlar e, %52 buçuk %52,5 62,5 yani 55-65 bandını yurt dışı yatırımlarında kullanacaklarmış. %30'unu, 40'ını işletme sermayesine, %5-10 tarafı da yeni ürün ve çözümlerin finansmanında kullanacaklarmış. Yani paranın %100'ü şirkete giriyor, bu güzel. Şirketi tanıyalım. Adı üstünde teknoloji firması. Ama nasıl bir teknoloji firması? Telekomünikasyon, telekomünikasyon teknolojileri ile geleceğin ağını inşa edin diye bir slogan yapmışlar. Baktığımızda müşterilerini e, tedarikçi olarak değil iş ortağı olarak çalışıyorlar. Çoklu tedarikçi, bütünsel dönüşüm, benzerli uzman, benzersiz uzmanlık kapsamlı hizmet demiş. Tamam. Sayılara göre Odin'e demiş. 20 yıldan fazla deneyim, 170 tane global müşteri yani yurt dışına ihracat yapıyor. 17 ülkede aktif müşterisi varmış. 25 teknoloji partneri, 3 farklı uluslararası ofisi varmış konu yani dünya üzerinde 3 farklı noktaya konumu ofisi varmış arkadaşlar. Baktığımızda yatırımlarında neden yatırım yapmalısınız da en fazla ön plana çıkardıkları nokta 5G teknolojisi. 5G teknolojisine yatırım yaptıklarını ve bunu piyasaya artık öncülerden biri olacağını söylüyorlar. Burada neden yatırım yapmanız yönünde. Şirketi de bu şekilde tanıdık. Yani halk arzın detaylarına baktık, şirketi tanıdık. Ee, bunun yanında <laughs> nerelerden başvurabilirsiniz, kaç lot düşer bu gibi detayları tanıdık. Şimdi şöyle minik sizler için çok güzel bir kripto e, görseli kripto parayla alakalı minik bir işbirliği gösteriyorum ardından devam ediyoruz Evet kısa bir ara Sakın geçme Çünkü gelecekte çok güzel kullanacağım bir noktadan sana bahsedeceğim arkadaşlar malum biliyorsunuz kripto parada ciddi bir trend var ve bu trend devam etmeye devam edecek Önümüzdeki bir iki yıl daha biz bu trendi göreceğiz Tabii ki bu trend devam ederken Sizler rahat bir şekilde elinizdeki Türk lirasıyla kripto para alım-satım yatırım yapmak istiyorsanız bitlo.com'u kullanabilirsiniz. Ekranda da göreceğiniz üzere. Bitlo'nun sizler için referans linkini ben aşağıda bıraktım arkadaşlar. O referans linkini kullanarak üye olursanız hem komisyon tarafında bir artınız olacak hem de gün gelecek çok yakında benim kripto para sepetimi tek tuşla sizler de satın alabileceksiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. E, referans linki de açıklama kısmındaki linkte görüşürüz dostlar. Arkadaşlar. Finansal duruma baktığımız vakit arkadaşlar finansallara baktığımda dönem varlıklar 2021 yılı sonunda. 317 milyon, 2022 644 milyon, 2023 sonu 994 milyon. Ciddi mana dönem varlıklar her yıl böyle bir yıl %100, sonraki yıl %50 gibi böyle bir artışta gelmiş. Kısa vadeli borçlara baktığımızda 251 milyondan 479 milyona oradan da 622 milyona çıkmış. Bunda da bir artış var. Bir bakacağız rasyosu tarafında arkadaşlar merak etmeyin rasyolar tarafında bakacağız. Duran varlık tarafında da maddi duran varlık pardon, maddi olmayan duran varlık tarafında anormal bir artış var. Bu şirketin belki de e, ne derler? Gizemli noktaları bilmiyorum. Yani patentler olabilir, tescil olabilir, kullanım hakkı olabilir. Olur da olur. Bak maddi olmayan duran varlıklar 61 milyondan 120 milyona şimdi de 318 milyona çıkmış. Şirket demek ki aktif olarak patent bu tarz bir şeyleri var yapıyor devamı bir tarafta bunu çalıştırdığını düşünüyorum gelelim şirketin karlılık tarafına o 2021 yılında 55 milyon TL'lik bir kar açıklamış 2022'de 135 milyona çıkmış 2023 yılı sonu itibariyle 250 milyona çıkmış yani iki yılda karlılığını neredeyse 5 kat artırmış güzel devam edelim Rasyosuna baktığımızda dostlar cari oran 1.60. O var olan büyüyen bir borçluluk vardı ya hani kısa vadeli borçluluk tarafında. Bulunan o borçun tamamını ödeyebiliyor. O borcun %60'ı kadar da kenara parası kalıyor. Yani güzel sıkıntı yok. Bulunduğu sektörün öz kaynağı öz sermaye karlılığına bakarsak %44. Odine %51.5'luk büyümede. Güzel sektörün üstünde büyümede olduğunu görmek hoş mudur? Güzel midir? Güzeldir. Carisi de güzel. İyi finansallar iyi duruyor. Halk arzın iskontosu %25'miş. %25.8'lik bir halk arz iskontosu var. Finansalları ne yaptık? Açıkçası finansallar benim hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. İyi finansallar. Şimdi gelelim ucuz mu pahalı mı tarafına. Evet. Halk arz sonrası şirketin fiyat kazanç oranı 13.25 oluyor. Tamam cepte. Teknoloji sektörünün fiyat kazanç oranı 41.5. Teknoloji sektörüne göre ucuz. Bilişim yazılım sektörü fiyat kazanç oranı 17.5. Yine ucuz. Tamam. Şirketin halkar sonrası piyasa değeri defter değeri 2.5. Teknoloji sektörü 16.35. Bilişim yazılım sektörü 5.36. Teknoloji sektörüne göre de bilişim ve yazılım sektörüne göre de ucuz arkadaşlar. Her iki da ucuz. Sonuç olarak şimdi rasyolara göre ucuz. Finansalları beğendim. Yaptığı iş Önümüzdeki yıllarda 2025-2026 5G artık bizim Türkiye'de de aktif hale gelecek birçok noktada. 5G'ye yatırım yapıyorlar. Uluslararası hale gelmişte bir firma. Yani firma güzel. Ee, uzun vadede güzel olur mu? Yani açıkçası orada da bir ışık verdiğini düşünüyorum. Ben halk arzına katılacağım. Tabii ki benim katılıp katılmamam sizlere bir yönlendirme değil değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.